Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün Merkez Efendi Basket vs Galatasaray maçı var. Ben İngiltere'deyken daha bot arkası taraftar grubu beni bu maça davet etmişlerdi. Yani herhangi bir maça davet etmişlerdi ama şansıma ilk haftadan Galatasaray maçı var. Şimdi o ekibin yanına gideceğim. Bugün bir kahvaltı organize etmişler. Beni de davet ettiler. Teşekkür ederim tekrardan onlara. Şimdi onların yanına gideceğim. Ondan sonra maça geçeceğiz. Bakalım, umarım güzel bir maç olur ve Merkez Efendi Basket'in kazandığı bir maç olur. O zaman videoya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Burada hemen Çamlık'ta birazcık toplaştık falan filan derken şimdi kortejle beraber geçiş yapılıyor. Umarım güzel bir maç olur. Hafif yaz yağmuruyla beraber, o sıcağıyla, o yoğunluğuyla, o nemiyle beraber şu anda sahaya doğru geçiyoruz. Arkamda kortejden küçük küçük kesitler falan filan, neyse o zaman salonda görüşürüz. İki takım da geldi, şimdi sahaya ısınıyorlar. Maçın başlamasına şöyle bir 25 dakika falan var. Ortam güzel ya. Salonda yapılan şeyleri seviyorum. Çünkü akustiği falan daha bir şiddetli oluyor, güzel oluyor. Bakalım bugün nasıl bir maç olacak. Merakla bekliyorum açıkçası. Galatasaray daha iyi başladı. Şu an 4-0 oldu. Şu an çok rahatlar ya. Denizli birazcık daha kaçırmaya meyilli oynuyor. Üst üste 2-3'lük moralleri bozdu. Fark 8 şu an. Basketbol güzel, güzel. Şimdi maça girebilir Denizli. Burası hatayı getirdi. Bak sadece 2'ye düştü şu an. Sayı bir de foul, 4 sayılık bir atak oldu şu an. İyi olmadı, güzel değil. Kaçırdı ama foul verdi. Şimdi yandan devam edecek. Sayıyorum şu gökselini ya. Neyse, blok geldik sen.
sayılık sayı geldi. İyi değil. Acayip kırılgan oynuyor şu anda. Yani fark şu an 10 sayı oldu. Çiftaneye çıkabilir. Evet. 13 oldu. İşler iyi gitmiyor. Eksik Denizli'de ya. Yani böyle çok uyuşuk kalıyorlar. Keşke birazcık daha ısınsalar şu an. Güzel bloklar oluyor ama alamıyorlar ribandı falan. Fark şu an 11 arkadaşlar. Yani büyük bir fark değil ama az da değil. Tekrar tekhaneye düştü arkadaşlar. 9 sayılık bir fark var. Ha, rüzgarı aldık arkamıza. Fark yedi şu anda. Mükemmel bir organizasyon, blok ve güzel bir içeriz. Çok gereksiz zorluyorlar şu anda. Fark 7. Gereksiz iş yapıyorlar çok. Bugün 4. kaçış yani. Serbest atışları bir türlü atamıyorum. Sonunda fark 4'tü, tekrar 10'a çıktı, şimdi 8'e düştü. Kırılması lazım Denizli'nin, hani o şanssızda bir kırılması var. Fark 5 sayı, bu tekrardan geldi yani. O çalıma son yakışmadı.
fark 4'e inip sürekli 10'a tekrar çıkıyor. Bakalım bu sefer 4'e inen fark daha aşağılara, belki de Denizli'nin önderliğine geçecek mi? Fark 3 şu anda, hücum Denizli'de. İçeriden çıktı yine ama mola geldi. Arkadaşlar yani dediğim gibi yükseliyor ama yani oralarda duruyor. İşin defans noktasında bir noktada iyi Denizli ama hücumda gerçekten bazen çok kötü batırıyor. Bunu çözdüklerinde zaten farkı kapatmaya geçtim, öne de geçecekler, belki maçı kazanacaklar. İlk yarı bitti, farkı 6 arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Denizli ikinci yarıya çok kötü başladı şu anda. Yani hiç ısınık değiller maça. Yani şu an var ya, fark tekrardan çıktı. 14 sayı oldu. İnanılmaz kötü başladı ikinci yarıya. Soğukladılar yani. Üçlük girdi bir de. 17 sayı fark. 17. Yani 25 numara olmasa gerçekten bu takım biraz zor yani. Çekilmez yani şu an. Bir tek o çabalıyor şu anda. Dilerim birkaç arkadaşı daha katılır ona. Yani Galatasaray üçlükleri yumruk gibi indirip duruyor. Çok zor artık yani. Açıldılar artık. Tek başına oynuyor resmen yani şu an ya. 16 sayısı oldu yani bu arada. Denizli'nin oyuncuları o kadar yorgun gözüküyor ki. Bıkkınlar böyle, atacak gibi değiller yani. Oyuncular kafada bitirmiş diye yorumladım yani şu anda. Bence Merkez Efendi çok güçsüz bir kadro hazırlamışlar bu sezon için. Ya da Galatasaray güçlü bir kadro kurmuşlar diyeceğim. Ama yok yani, hani Merkez Efendi iyi değil yani. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Maalesef tatlar kaçık. Yani yenilebilirsiniz ama mücadele etmeden yenilmek gerçekten üzücü. Takım birazcık maçı kazanmak istemedi gibi. Aşırı özgüvensizlerdi ve yani maçı da kazanmayı da hak ettiklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani iki buçuk çeyrek boyunca şey yaptılar. Maçın içinde kalmaya çalıştılar, didindiler. Ama özgüvensizlerdi. Yani rakip sürekli üçlük atarken Merkez Efendi ikilik atmaya çalıştı. O yüzden de olmadı yani. Neyse, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.